Geçen videoda da zaten paylaştım. Hani Marmara'nın özellikle Batı Ucu ve Saros Köprüsü arasında hani bir aktif alan olduğunu, yani buralarda kırılmanın olabileceğini. Ben daha büyük bir deprem şu an için hani 5.8 gibi deprem en azından beklemiyorum ama 4-4.5 belki 5'e yakın bir deprem aniden olsa da o bölgede şaşırmam. Güzelköy açıklarıyla Marmara Adası açıkları dediğimiz alanın o uzantısındaki bir 17 kilometrelik sanırım o segmenti üzerinde bir canlanma olabilir. Bu yüzden hani dikkatli olunması lazım. Hani onu da göreceğiz. Ama dediğim gibi Marmara aktif. Orta segmente ve batı segmente iyi bakmak lazım. Özellikle Güzelköy açıkları ve Marmara Adası açıklarına iyi bakmak lazım diyorum. Hani düşüncem, tezim bu. 5.8'in üzerine çok ani bir şey oldu. 5.8'in üzerine çıkacak bir şey. Ben beklemem. Marmara depremini yaşadığım için depremin ne olduğunu bilen bir insanım en azından. Depremlerle 7 seneden beri deprem araştırmasıyla uğraşıyorum. Dün İstanbul Silivri açıklığında yaşanan Marmara depreminde 5 gün önceden hem YouTube kanalımda dile getirmiştim. Son 2 saat kala da aleni bir şekilde 5'i geçmeyecek bir depremin Marmara Denizi'nde olabileceğini insanlarla sosyal medya paylaşımında paylaşmıştım. Facebook ortamında deprem tahmin ve araştırma merkezi adlı sayfamda bunları her zaman insanlarla hiçbir karşılık ve çıkar olmadan sadece insanlık adına güzel bir şeyler yapabilmek adına çalışmalarımızı paylaşıyoruz. Dün de yaşanan depremi böylece insanlarla paylaşmış olduk. Daha önce de Bodrum depremini insanlarla sosyal medya platformu olan Facebook sayfamda, deprem tahmin ve araştırma merkezi adlı sayfamda paylaşmıştım. 15 gün önceden oradaki arkadaşlara 6.8 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini demiştim ve 15 gün sonra akabinde Bodrum depremi meydana geldi. Ziyadesiyle hem Çanakkale, Ayvacık depremleri, Midilli açıklarında yaşanan 6.3 büyüklüğündeki deprem sadece ülkemiz bazlı olan depremler değil, kıtasal anlamda büyük depremleri zaten daha önce haberlerde çıkmıştım, orada da dile getirmiştim. Şili depremi, Endonezya depremi gibi depremleri de 48 saat hatta 96 saat periyodunda insanlarla paylaşmıştım. Bunlar da zaten yer alıyor. Ama son yaşanan, dün yaşanan özellikle 4.7-4.8 büyüklüğündeki İstanbul Silivri açıklarındaki depremi de sosyal medya platformu olan Facebook'ta deprem tahmin ve araştırma merkezinde son 2 saat kala insanlarla artık Marmara Denizi'nde bir deprem olacağını dile getirdim ve akabinde de zaten deprem meydana geldi. Dün yaşanan 4.7 ya da 4.8 büyüklüğündeki o depremden sonra Marmara'nın ne kadar aktif olduğunu bir kez daha gördük, Marmara Denizi içerisindeki segmentlerin. Marmara'da bu tür depremleri tabii ki göreceğiz. Yıl boyunca göreceğiz. Arada 4'ler, 4.5'lar, belki 5'in üstünde depremleri göreceğiz. Ama bunun öncü mü ya da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin bir artısı mı olduğunu şu an için söylememiz mümkün değil. Yalnız şu kaide var. 4.6 ile gelen 5.8 büyüklüğündeki o depremin ardından 4.8'lik bu depremin olması gerçekten hayret verici. Yani bunun peşinde 5.3 ya da 5.5 büyüklüğünde bir deprem daha o segment üzerinde gelirse şaşırmam açıkçası. Bundan sonra illaki Yalova açıkları, Biga açıkları, yine Yeniköy, yine Tekirdağ açıkları, o kısımlara iyi bakmak lazım. Burada da hissedilecek ama yıkıcı olmayacak 4-4.5 arası depremlerde meydana gelebilir. Evet, hep Marmara depremlerini konuşuruz ya da hep Batı ile alakalı konuşuruz ama benim öncelikli tezim 2015'ten bu yana şudur. Yaşanan 2011 yılındaki Van depreminden sonra ülkemizde gerçekten 6 yıllık yıkıcı deprem periyodunu geçtik. Yani 2017 olması gereken ya da 2018'de en geç olması gereken yıkıcı bir deprem karasal olarak meydana gelmedi. 2020 yılı hem dünya hem de ülkemiz açısından gerçekten önemli bir yıl olarak depremsellik açısından geçecek tarihe bence. Bu yüzden bence batıdan ziyade doğuya, özellikle doğuya bakmamız lazım. Meydana gelen Endonezya, Çin ya da Uzak Doğu depremleri ve bağlı olduğumuz plakalara baktığımızda Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun gerçekten bu sene önemli bir rol oynayacağını sismik açıdan görebiliriz. Bu yüzden hani 2020 yılında 6 ya da üzerinde bir deprem Doğu bölgelerimizden gelirse şaşırmam. Marmara'da tabii ki depremler olacak. İstanbul'da ya da batıda ya da doğuda, kuzeyde, güneyde depremler olacak ama deprem bilinciyle yaşamayı bilmedikten sonra gerçekten depremlere karşı yapacağımız hiçbir şey olmayacak.
üstünde ayrıca çalıştığımız, benim şu an üzerinde çalıştığım bir prototip var. Bu neye dayanıyor? Jeomanyetizma ve elektromanyetizma ile alakalı. Yaptığımız modüllerin üstüne araştırdığımız bu deprem öncesi ortaya çıkan çok küçük değerde olan elektromanyetizma değerlerini kodluyoruz. Ve deprem öncesi bunlar çıkmaya başladığında burada anomali şeklinde büyük değerler, ivmeler meydana geliyor ve bu da bizim için deprem öncesinde önemli parametre oluyor. Bunun yanı sıra dediğim gibi sadece bunlarla alakalı değil, yaptığımız 6-7 seneden beri gerek hayvanlar üzerinde gerek meteoroloji bulgular olsun, bunlarla da depremleri araştırmaya devam ediyoruz.